İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir Geçmişten Geleceğe programında yine birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi söyleşimiz Namık Kemal Zeybek'le ve ben Hüsniye Düzgün'le devam ediyor. Merhabalar efendim. Merhaba. Çok sevdiğimiz bir insandan bahsedeceğiz yine. Hoca Ahmet Yesevi. Evet. Yüreğimizde olan bir insan. Evet. O zaman sorumla başlıyorum. Söyleyeceğiniz öncesinde var mı buyurun, bir şey? Direkt buyurun, sorayım hayır, mı? Buyurun, sor. Evet. Hoca Ahmet Yesevi çok tartışılıyor. Sünni mi? Evet, Sünni mi? Evet. Yani Hoca Ahmet Yesevi'ye Sünni diyenler çok. Geçenlerde Ankara'da bir bilimlik toplantı, sempozyum diyorlar ya. Evet. Ben bilimlik toplantı diyorum. Bilimlik toplantı olduğu ve konunun bilginleri Alevilikle ilgili konuşmalar yaptılar. Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığımızda da görevli olduğunu söyleyen bir profesör yine bildiğiniz o sözleri söyledi. Yani Ahmet Yesevi'yi sünni bir kişilik olarak anlattı. Peki nereden böyle oluyor? Yani bir toplantı düzenlersiniz, Türkiye'li bir profesöre, bir doçente ya yani neyse bir sunucuya, bir söyleyiciye görev verdiğiniz zaman hemen bu kitabı alır ve bu kitapta ne yazıyorsa onu anlatır. Bunun adına da bilimlik tebliğ denilir. Evet, Fuat biz Köprü de okuduk bu bunu. Siz de okuduk. Okudunuz. Fuat Köprülü'nün Türk Edebiyatı'nda ilk mutasavvıflar, edebiyat fakültelerinde, tarih fakültelerinde kaynak kitaptır aynı zamanda. Kaynak kitap. Peki kaynak kitap olmayı hak eden bir kitap mıdır? Evet, evet. Tabii ki. Ciddi bir çalışma. Evet. Buradaki bilgilerin birçoğu da doğru. Doğru yani. Ve dünyada bu konuda yapılmış ilk derli toplu çalışma dünyada. Dolayısıyla hocayı, Fuat Köprülü'yü bu kitap dünya çapında bir bilgin haline getirdi. Ve uluslararası toplantılara bu kitabın gölgesinde, sayesinde gitmeye başladı. Saye biliyorsunuz gölge demektir. Evet. Yani gitmeye başladı. Şimdi hoca gerçek bir bilgin, bilim adamı olmasa kendisine bu kadar itibar sağlayan bir kitabı itibarsızlaştıracak bir şey yapmazdı. Niye? Bu kitap çok değerli onun hayatında. Hayır. Hocada bilim bilinci var. Ne diyoruz bilim bilincine? Bildiklerimizin tamamı yanlış olabilir. Çalışırsak, öğrenirsek yeni bilgilerle bilgimiz gelişir. Bilim bilinci dediğimiz Karl Popper'ın da anlattığı yeni araştırmalar, bu. Yeni bilgiler getirebilir. Evet. Bir şeyi biliyoruz ama belki de yanlış. Belki de doğru. Bulana kadar bu bilgi doğru kabul doğru, edilir. Evet. Şimdi hoca kadar. Diyor ki bir makalesinde. Bu makalede İslam Ansiklopedisi'nde yayınlandı. Yani vaktiyle bizim Milli Eğitim Bakanlığımızın çıkardığı doğru dürüst bir ansiklopedi vardı. Adı İslam Ansiklopedisi olmakla birlikte aslında ansiklopediydi. Yani içinde İslam dışı birçok bilgilerin de olduğu bir ansiklopedi. Adı İslam Ansiklopedisi. Orada yayınlandı. Orada Ahmet Yesevi maddesini hocanın yazması isteniliyor. Ama aradan yıllar geçmiş. Hoca bu makalesinde dedi ki, yani dikkat isterim buraya değerli izleyicilerim. Hoca dedi ki ben Türk Edebiyatı'nda ilk mutasavvıflar kitabını yazdığım zaman Nakşibendi kültürün etkisiyle değişmiş olan kaynakları inandırıcı sandım. Onlara bravo. İnandım. Ve yanıldım. Yanlışmış. Yanlışmış. Sonra yeni kaynaklara ulaştım. Yeni araştırmalar yaptım. Başka bilgiler elde ettim. Şimdi diyorum ki ben yanılmışım Ahmet Yesevi. Ne Sünni'dir, ne Hanefi'dir. O Şii heterodoks, batıni kişiliği olan bir kimsedir. Ben eğer hocayı görsem derdim ki hoca yine yanıldın. Ama zaman geçti işte. Yine yanıldın. Çünkü biz senin bilmediğin bilgilere ulaştık. Efendim siz Türkistan şehrinde evet. Üniversite kurdunuz. Evet. Vakfınız var. Evet. Hoca Ahmet Yesevi Vakfı. Evet. Ahmet Yesevi Vakfı.
Dolayısıyla siz ana kaynağa gittiniz. Çok araştırdım. Ana kaynağa gittiniz ve çok güzel bilgilerle bize geldiniz. Evet. Onların bir kısmını da bu iki kitapta topladınız. Namık Kemal Zeybek, Türk'ün inancında Hoca Ahmet Yesevi'nin Türk kültürüne katkısını dile getirdiniz. Ve buradaki kitap, bu kitabın tamamı ama Hoca Ahmet Yesevi'ye aittir. Aşk Yolu. Hikmetleri var, çok güzel hikmetler var, düşünceleri var, bize katkıları var, bilime katkıları var, tasavvufa katkıları var. Öneririz. Evet, sağ olun. Evet, yani aslında Türk'ün inancı da bir anlamda Ahmet Yesevi'yi anlatır. Çünkü Ahmet Yesevi'nin Müslümanlığı da temelinde Türk'ün inancı olan bir Müslümanlıktır. Oradan kaynaklanır. Öyle olması da doğaldır. Yani söz gelimi Kazakistan'ın büyük başkanı, onlar elbası diyorlar. Elbası, yani elin başkanı. El, devlet, eski Türkçe'de de böyle. İl, el, devlet demekti. Elbaşı, devletin demek, başı. Demeleri lazım, devlet başkanı ama Kazak Türkçesinde şeyler se olur. Bas, kas, tis, yani şey, se haline gelir. Kurallı ses değişmesi bu. Onlar prezident de diyorlar, elbası da diyorlar, elbası. O gerçekten çok değerli bir insan, bir de Tonguç elbası. Bu arada Tonguç sözünün anlamını da öğrendik. Vardı ya bizde de Tonguç. Evet, vardı. Tonguç ilk demekmiş, ilk. İlkinci, birinci. Tonguç prezident ya da Tonguç elbası, yani devleti kuran elbası, el başkanı demek, Tonguç. Okulda gördük ama kalmamış çoğu aklımda. Evet. İsmail Hakkı, evet. İsmail Hakkı Tonguç var ya. Evet. Kıyan sularını kuran, onun soyadı evet. Nereden geliyor? Demek ki işte oradan. Allah rahmet eylesin. Evet, elbette. Şimdi efendim diyor ki Nur Sultan Bey, Hoca Ahmet Yesevi Türk töresi ile, tabii Türk töresi içinde Türk inancı da var. Türk töresi ile İslam tasavvufunu bağdaştırarak bize İslam'ı öğreten ulu kişidir. Bu sözleri de biz yıllarca çalışmalar yaptırdığımız araştırma merkezimizin tam böyle kapısının üzerine yazdık. Nur Sultan Nazarbayev, tabii Kazakistan'dayız. Doğru bir tespittir. Evet, Ahmet Yesevi Türk'ün inancını İslam'a, İslam tasavvufuna söyleten, böylece Türk Müslümanlığının ortaya çıkmasına sebep olan kişidir. Bu yüzden de mesela Yahya Kemal der ki Fuat Köprülü'ye, demiş ki, yol gösteren kişi. Tabii demiş ki, evet. Şu Hoca Ahmet Yesevi kim? Bir araştırın, göreceksiniz. Bizim milliyetimizi asıl onda bulacaksınız. Asıl onda bulacaksınız. Yani milliyetimizin temeli, tabii Türkiye'deki bugünkü Türk milliyetinden söz ediyor. Temeli Ahmet Yesevi. Hoca da araştırmış ama işte yanılmış. Nakşibendi kültürün etkisiyle değişmiş olan kaynakları esas almış. Şimdi biz geçen programlarda da sizinle bunu konuştuk. Nakşibendi kültürü bu Ulu Bey'den sonra, evet. Ulu Bey'in işte oğlu tarafından öldürülmesi, sonra onda ölmesi, sonra Timur'un başka bir oğlunun, Hace Said adıyla bir oğlun, torununun iktidara gelmesiyle Haceler dönemi başlar, Hacegan dönemi başlar ve Orta Asya'da Nakşibendilik çok yaygınlaşır. O da devletin batmasına sebep olur çünkü bilimden uzaklaşıldığı yani, için. Yani Yeseviliği evet. Silip yerine Nakşibendilik geldi. Bu ama, hep söylene gelir. Evet ama Yesevi'nin büyük otoritesinden yararlanmak için de Yesevi kaynaklarını da yeniden oluşturdular. Fuat Köprülü'nün yanıldığı bu. Evet. Bu hep yapılıyor. Mesela ben orada çalışıp dururken yeni bir hadise söyleyeceğim. Ya Türkistan'da işte çalıştığım yıllarda, yani 1990'da gitmeye başladım ben o coğrafyaya. Ondan sonra 2006'ya kadar da üniversitenin başkanlığını yaptım. Her ay gittim. O yıllarda dediler ki bir Yesevi mürşidi ortaya çıktı. Aman Allah'ım. Nereden çıktı bu? Pakistan'da. Tanışmam lazım yani. Ben Yesevi'yi araştırıyorum. Bir de canlı yaşayan bir
Yesevi mürşidi varsa büyük nimet benim için. Hemen gittim Almatı'ya, adamla tanıştım. Baktım yok, bu Yesevi değil dedim. Daha bakar bakmaz yani. Anladınız yani. Müritlerine baktım, kendisine baktım yok. Dedim siz Yesevi yolundan mısınız? Silsileniz ne? Yok dedi. Biz aslında Kadiriyiz dedi. Ama dedi. Burada, hayranlık mı yoksa bir kitle edinmek için mi böyle ki, bir şey yapmış? Tabii tabii, aynen o ikinci dediğiniz. Dedi ki biz dedi burada Yesevilik çok muteber olduğu için, itibar gördüğü için kendimize Yesevi diyoruz dedi. Biz Yesevi falan değiliz dedi. Biz dedi Kadiriyiz dedi ama teberruken Yesevi olduğumuzu söylüyoruz ve hikmetleri okuyoruz dedi. Niye bakar bakmaz anladın? Çünkü bakar bakmaz sadece erkeklerden meydana gelen bir müritler topluluğunu görünce zaten bağnaz anlıyorsun. Bir grup. Yesevilikte bu olmaz. Olmaz, mümkün Yesevilikte değil. Kadın erkek ayrımı olmaz. Tabii tabii. İşte Yesevil'in devamı olan Alevi, Bektaşilik'te de olmadığı gibi. Dolayısıyla bu Yesevi'nin büyük itibarından yararlanmak için Nakşibendiler. Hatta uydurdular işte Nakşibendi silsilesini aldılar. Hatta bazı öyle gülünç söylemler oluyor ki Hoca Ahmet Yesevi Nakşibendi diyenler falan bile oluyor Türkiye'de. Var, hala var. Ya kardeş, evet. Şah Nakşibend yani Hoca Ahmet Yesevi'nin bağlı olduğunu söylediğiniz kişi Hoca Ahmet Yesevi'den 200 yıl sonra ortaya çıktı. Yani Hoca Ahmet Yesevi 200 yıl sonra gelen kişiye mi bağlandı? Tarihe bakan mı var efendim? Araştıran ya 2 asır yahu araya girmiş. Ha. Bir de Fuat Köprülü'nün yine yanıldığı bir nokta. Evet, o ikinci nokta neydi onu i̇kinci hatırlıyoruz. Nokta, birinciyenin bir eksik tarafı var onu söyleyeyim. Evet. Diyor ki Bektaşilik ve Nakşibendilik Yesevilikten doğmuştur. Hiç ilgisi yok. Yani Nakşibendi Nakşibendidir. Biz şimdi Nakşibendiliği eleştirmiyoruz. Ama bilimlik gerçeği söyleyelim. Nakşibendilikle Yeseviliğin İkisinin de tasavvuf akımı olması dışında hiçbir ilgisi yoktur. Zikir bile farklı yapıyor her şey ikisinde farklı. De. Her şey. Yani kadın erkek ilişkileri farklı, zikir farklı, sosyal hayatları çok farklı. Şeriata takılmış kalmıştır. Evet. Nakşibendilik. Nakşibendilik ama evet. Yani Bektaşiliğin şeriat dediği başka bir şeydir. Başka bir anlayıştır. Çünkü şeriat, tarikat, marifet, hakikat, yani gerçeğe ulaşmak için 4 kapıdan geçmeklik olayı evet, var. Şimdi dolayısıyla efendim sorunuzun çok net cevabı ama belki de en güzel cevabı Ali Yaman'ın kitabında bulabiliriz bu arada. Hoca Profesör Ali Yaman, Mehmet Yaman'ın oğlu. Ali Yaman gerçek bir bilgindir, onu da söyleyelim. Babası dedelik de yapardı. Babası Mehmet Yaman, rahmet olsun, Allah ötede rahmet yeri olsun. İyi olsun, yani cennet mekan olsun falan demiyorum. Çünkü o anlattıkları gibi bir cennete ben inanmıyorum. Öyle bir cennet, hurilerle falan dolu bir cennet olamaz. O bir teşbihtir, benzetmedir, özendirmedir filan anlatımdır. Ama öteye inanıyorum, öte var. Ötedeki yeri iyi olsun. Diyelim Mehmet İyi Yaman'ın. İyi olsun efendim. Şimdi gözümde canlandı sanki buraya geldi hoca. Onun oğlu Ali Yaman. O Mehmet Yaman Yüksek İslam Enstitüsü mezunu bir dedeydi. Uzun yıllar İmam Hatipler'de meslek dersleri öğretmenliği de yaptı. Emekli oldu ve Erzincan'ın Üçgünler Ocağı olan bir köyünde dedelik yaptı hayatının son yıllarında. Güzel çalıp da çığırıyordu da, güzel de sesi vardı. Yani öyle bir niteliği de vardı. Benim çok yakın dostumdu. Sonra oğluyla çok yakın dost olduk. Ben teklif ettim, o da kabul etti. Ona bu bakımdan sağ olun derim. Türkistan'a geldi, orada hocalık yaptı. Bir de Kazak kızıyla evlendi. Orada evet. Şimdi onun, mutluluğa da vesile olmuşsunuz. Onun çok güzel evet. Çalışmaları oldu Ahmet Yesevi ile ilgili. Ve bir de kitap yazdı. Ben onu getirecektim aslında. Bir yere ayırmıştım, unuttum. Ama şimdi söyleyeyim, onun kitabını salık veririm. O şunu söyledi, tabii ki Hoca Ahmet Yesevi Sünni, efendim Maturidi, yok bilmem Hanefi falan değil. Zaten bu tür insanların mezhebi olmaz, yolu olur.
Biz mezhep bilmeyiz. Yolumuz vardır. Çünkü mezhep işte katı şeriatçıların tuttuğu bir yoldur. Yani işte Şeyh Bedrettin'in dediği gibi bu mezhep imamları işte elinizi namazda öyle mi yapacaksınız, böyle mi yapacaksınız, şöyle mi yapacaksınız diye tartışa dururlar. Varsın tartışsınlar diyor. Kalbini Allah'a bağlamadıktan sonra elini nereye bağlarsan bağla diyor. Şimdi yani dolayısıyla Şeyh Bedrettin'in de kaynağı tabii ki Ahmet Yesevi bir yanıyla. Efendim de bu tür insanlarda yani Yunus Emre'de, Mevlana'da, Hacı Bektaş-ı Veli'de ve Ahmet Yesevi'de mezhep diye bir şey olmaz. Böyle bir kavram olmaz. Dolayısıyla Ali Yaman diyor ki evet diyor ama diyor onu herhangi bir mezhebe, meşrebe, bir yola, yönteme, bugünkü zihni dünyamızda oluşturulan kategorilere sokmak mümkün değildir. Onu tanımlamak için söylenecek şudur. Ahmet Yesevi, Ahmet Yesevi'dir. Bir de Yesevi yolu vardır. Yesevi yolu var tabii. Onun yolundan evet, gidenler var. Yolu var. Demek ki sünni falan değil. O işleri bıraksın bunu söyleyenler ve bilim bilincine sahipseler, gerçeği arıyorlarsa İslam ansiklopedisine bakabilirler. İslam ansiklopedisinin efendim Ahmet Yesevi maddesine, Fuat Köprülü'nün yazdığı. Hayır diyorlar, sen bunu yazdın ama yok senin ilk dediğin doğru. Ya yapmayın böyle saçma şey olur mu? Bir de onu ilk yazdığında 26 yaşında yazmış. Genç tabii ama yine zaman de geçtikten sonra araştırmaları büyüyünce yenilerini eklemiş ve düzeltmeler yapmış. Evet. Birçok kurumda öyledir ya, yanlışlarını düzeltmek için. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu daha sonraki yayınlarında yanlışlarını düzeltir. Özde de olmalı değil tabii, midir? Tabii. Peki diğer Ahmet makalelerde düzeltilir. Düzeltir. Ahmet Yesevi'nin devamı, Ahmet Yesevi'nin Türkiye'deki devamı Hacı Bektaş Veli ve Bektaşiliktir ve selam. Ve bir soru vardır işte Hacı Bektaş Veli'ye bu el nasıl geldi, bu yol nasıl geldi? Evet. Kimileri diyor tanıştılar, görüştüler. Kimileri diyor arada 100 yıl var nasıl evet. Görüştüler? Şimdi bakınız yoldaşlar, ya bizi dinleyen yoldaşlar, bilhassa bu konularla ilgilenenler, Bektaşilik bilimiyle ve Hacı Bektaş Veli bilgisiyle uğraşanlar. Lütfen şu söylediklerimi çok dikkatli dinleyin ve hatta not alın derim. İşte cevapsız kalan ikinci sorunuzun cevabını da bu arada vereyim. Evet. İkinci yanlışı şu. Diyor ki hoca Türk Edebiyatı'nda ilk Mutasavvıflar kitabında Ahmet Yesevi 1166'da öldü. Ama diyor belki de ölmedi. Hoca tabi bunu da söylüyor. Şu anda biz diyor bir kaynakta böyle var diyor ona inanıyoruz diyor. Kaynak yılına tam ulaşamıyoruz ama. Yani tam bilemiyoruz diyor ona inanıyoruz diyor. Ama belki de yanlış diyor. Yarın diyor başka bilgiler alırsak bunu da değiştiririz. Şimdi beni dinliyorsan Fuat Köprülü ötelerden bu görüşünü değiştirmiş olmalısın. Çok anlattım. Bir Kazak bilgin bizi uyardı, bir profesör Kazak. Onlarda bilim bilinci daha yüksek. Bir de Fuat Köprülü'nün kitabını dogma haline getirmemişler. Burada dogmalaştırılmış bir takım insan. Her dediği doğru zannediyorlar. Diyor ki 1166 ölüm tarihi değil, ölmeden burun ölüm. Ölmeden önce ölüm tarihidir. Biz de okullarda nasıl öğretiriz? 66 yaşına gelince işte peygamberimizin yaşına gelince ölüm yaşına dayanamaz yaşamaya. Ve kendine zeminde bir yer hazırlar. Mezardan birazcık daha hallice. Oraya girer ve hikmetlerini yazar diye anlatırız. Şimdi efendim tabii o da doğru değil. Biliyor musun onun anlatıldığını? Evet onu anlatırız. O doğru değil. Şöyle, evet 63 yaşında yer altına girdi. Bu doğru. Doğru mu? Hangi tarihte girdi? 1166 ya da 67. Peki niye 66-67 ya da diyoruz? Çünkü hicri yıl ile miladi yıl dönüştürülmesinde evet. Bir kesinlik olabilemiyor. Bir yıl fark ediyor. Ayrıca da uzun yıllara dayalı olunca yine 10 gün farklı olduğu için yani hicri yıl 10 gün kısa olduğu için yine mesela 10 sene sonra
geçtiği zaman 100 gün fark ediyor filan yani. Bu farktan ötürü 1166 ya da 67 diyorlar. 1166 ya da 67 Hoca Ahmet Yesevi'nin yer altına girmek suretiyle ölmeden önce ölüm halini yaşadığı varsayılan yıldır. Daha o yer altında 63 yıl yaşadı. Bir yer üstünde daha. 63, yer altında 63. Böylece 126 yıl yaşadı. 126 yıl. Bunu bütün o Türkistan coğrafyası söyler yani. 130 diyenler de vardır bu arada. Ama işte benim görüşüm 126 yıl yaşadı. 126 yıl nasıl yaşadı ya bu 63 yıl yer altında? Şimdi zannediliyor ki mezara girdi. Hayır. Bugün yeniden yapılmış olarak yani restorasyon diyorlar ya. Evet. Yani yeniden yapılmış olarak yer altına girdiği o mescit, yeraltı mescidi diyorlar. O bugün de var. Gidenler görüyorlar. Nasıl bir yer? Büyük bir salon. Yani önce bir böyle bir 20 metre dehlizden giriyorsunuz yer altına. Kenarları tuğladan yapılmış. Tabanı yine tuğladan yapılmış. Böyle bir dehliz gibi yani bir koridor diyorlar ya şimdi. Oradan giriyorsunuz. Girdiğiniz zaman sol tarafta kendisinin ve büyük yani merkezin yani Yeseviliğin büyüklerinin evleri var. Evleri var. Kapılar bu tarafa açık. Bu biraz peygamberin suffasına da benzer. Değil mi? Mescide. Yaşam evet. Yaşam alanları ona bir. Da benzer evet. Yani. Şimdi 20 metre dehlizden girdiniz. Sol tarafta kendisinin ve diğer büyüklerin evleri var. O onların kapıları buraya açık. Ama bir kapı da dışarıya açık. Aile bireyleri dışarı çıkıp gezebiliyorlar. Ama Ahmet Yesevi ve diğerleri çıkmıyorlar dışarı. Burada yaşıyorlar. Sonra onlara bitişik bir böyle bir yine hol var. O holdan sonra asıl merkez var. Cem evi var. Cemhana. Kaç kişiye alan Azizler, bir cemhane? Çok büyük değil o. Tabii o zamanın ölçülerine evet. göre. Yani şöyle 300 kişi falan orada cem yapabilir. Yani ben tamamen böyle bir tahmini bir şey söyledim. Ölçüp biçmedim ama hesaplarsak tam buluruz. Orada 300 kişi cem yapabilir. Hatta o direklerin falan bir kısmı duruyor zaten. Ta o zamandan duruyor. Bir kısmı yenilenmiş falan. Efendim pencere yok. Pencere yok. Kapalı. Çadır tipi ev. Bizim evler de eskiden öyleydi. Yani benim doğup büyüdüğüm ev de öyleydi. Penceresizdi. Sonra oda diye pencereli yerler eklendi filan. Ama orada yukarıda bir delik var. Aynen çadırın şankrak denilen, kutsal bilinen o yukarısındaki delik. Işığın aldığı. Işık geliyor, hava evet. geliyor. Işık ve hava geliyor oradan. Ama onun dışında her şey yer altında. Fakat orası göğü görüyor, güneş geliyor, geliyor. Çok büyük değil. Yani şu kadar diyebiliriz bir yer. Hava geliyor, güneş geliyor. Böyle bir yer. Şimdi bundan sonra bu alanda ders veriliyor, cem yapılıyor, samah yapılıyor, çalgı çalınıyor. Raksu sema diyor çünkü. Ruhların gıdasıdır raksu sema. Ruhların gıdasıdır çengü rebab. Çeng ve rebab. Yani musiki ruhun gıdasıdır diye Türkçe'de atasözü haline gelmiş olan saz. Peki bunları kadın erkek birlikte kadın yapıyorlar. Kadın erkek birlikte yapıyorlar evet. tabii ki. Kadın Raksu erkek ayrımı yok. Semayı da hepsini de birlikte Hepsi yapıyorlar. Hepsi birlikte bütün yapıyor. İbadeti. Kadın erkek ayrımı evet. yok. Öyle bir ayrım yok. Özellikle yani. Seyircilerimiz bunu öğrensin tabii, diye kadın erkek soruyorum. Ayrımı yok. Bir de olay oluyor bu arada. Onu da söyleriz ama şunu isterseniz tanımlamayı bitireyim. Yani bu büyük bir salon. Burada evet. cem yapılıyor, ders yapılıyor, sohbet yapılıyor. Ne yapılıyorsa yapılıyor. Sonra sağ tarafta bir kapı ve kapının hemen girer girmez yan tarafta şu stüdyodan daha küçük yani küçük bir oda. Oda. Bu odada Ahmet Yesevi özel dersler veriyor. Bu odanın içinde bir de yer altında bir çilehane var. Odanın içinde. Yani kendi girdiği çilehane mi? Evet. Kendisi evet. Oraya giriyor. Yani zamanın çoğunu orada geçiriyor.
Ders için yukarı çıkıyor. Ders için ama. Yukarı çıkıyor. Gelen gideni kabul ediyor. Sonra gelen topluluğa hitap için büyük salona geçiyor. Ama bu kendisinin odasının yanında, hemen yanında bir de banyo var. Hamam. Çünkü her gün yıkanıyor. Her gün. Yanına gelenler de yıkanmadan yanına girmiyorlar. Tertemizler. Temizleniyorlar. Bu tarafta da tuvaletler var. Ve devamlı su akıyor. Sıcak su için ocak var. Hepsi duruyor şimdi orada yani. Onlar duruyor. Yani gitseniz kullanabilirsiniz eğer özel izin alırsanız filan. Hiç olmuyor da ama izin alırsanız, hele ben orada olsam izin alırım. Yani bir takım kişileri de Hoca Ahmet Yesevi'nin o girdiği yer altındaki yere sokuyorlar. Ben oraya her gidişimde girerim. Oraya girdiğiniz zaman dünya ile ilişkiniz kesilir. Ne bir ses, ne bir başka şey. Huzur var değil mi? Huzur. Orada en fazla iki kişi sığabilir. Orası küçük. Yalnız duvarlarda nişler var. Oraya mum yakıp kitap okunabilir ya da yazılabilir. Orada yazdığını söylüyorlar. Öyle tanımlamışlar Kazaklar. Evet, öyle tanımlamışlar. Yer altına girdi dediğimiz bu. Mezar değil yani. Tabii. Burada tabii. 63 yıl daha yaşadı. Ama dar bir alan. Bu yer altındaki yer dar. Dar bir alan. Ama üst tarafta evet, oda var. Tabii. Öteki tarafta büyük salon var. Ama hepsi zaten yer altında. Yer altı bu yani. Geniş anlamda. Fakat ya ilk girişinde 40 gün çıkmadığını. Mesela o yer altındaki yerden 40 gün çıkmıyor. Evet, bunu falan ben de okumuştum. Söylüyorlar. Şimdi efendim, evet, kadın erkek birlikte cem yapıyorlar. Raksu sema deniliyor. Bu arada onu söyleyeyim. Bizim bugün samah dediğimiz ya da Mevlevilerin sema dediği aynı sözdür o. Samah halk deyişidir, Türklerin söyleyişidir. Esası semadır ve aslı Arapçadır. Aslında o musiki demektir. Ama sonradan dansın adı semah olmuş. Bazen kelimeler anlam değiştiriyor. Yesevi yolunda samah vardır. Ama şöyle vardır. Yani cem sırasında zikir zakirler, Divan-ı Hikmet'ten parçalar okurlar. Onlar topluluk zikreder. O sırada heyecana gelenler ortaya fırlayıp dönerler, samah yaparlar. Bu meşrudur. Ama sırf gösteriş için olan yasaktır, haramdır. Hmm. Gösteriş için, şöyle tanımlayalım o zaman, bugüne çevirelim. Gösteriş için samah haramdır. Gösteri için mübahtır. Ama aşk ile yapılırsa ulaştırıcı ve sevaptır. Gönülden çıkması gereken çıkacak bir semahtan semah, bahsettiniz. Yani bugünkü evet. Bektaşi ve Yeseviler için de bunu bir netleştirelim. Bunu dedeler de söylüyorlar. Diyorlar ki işte gösteriş için olmasın, hak için olsun filan diyorlar. Zaten doğru. O semah parçaları da aslında içkili ortamlarda, eğlence yerlerinde çalınmaması asla gerekiyor. Asla böyle bir şey olmaz. Yani semahı bu Mevlevi semalarının yaptığı gibi de oyun eğlence haline de dönüştürmemek gerekir. Törenlerde herhangi bir törende olamaz, olmaz. O. Olmaz. Ama gösteriş için... Bir ritüeldir için, onlar. Tabii. Gösteri için olabilir. Gösteri. Yani tanıtmak bu, için. Tanıtmak için. Yani bu böyle bir şey var diye yapılabilir. Gösteri. Gösteriş için olursa haramdır. Gösteriş. Yani nasıl gösteriş? Ya yoldaşlar, dostlar, canlar, bak ben ne kadar iyi bir Aleviyim, Bektaşiyim diye o zihniyeti yaparsa haram. Yeseviye göre. Evet. Ama gösteri için olursa mübah. Yani sevabı da yoktur, günahı da yoktur. Olabilir. Diyor. Fakat yani gösteri aşk ile yapılırsa da samah ulaştırıcıdır, erdiricidir, Tanrı'ya yaklaştırıcıdır. O yüzden de tapınmadır. Tapınma da doğru anlayalım. Tapınma ve tapınak sözleri bazen anlamı dışında değerlendiriliyor. Tapmak, tapınmak, Allah'ı bulmak demektir. Tapmak. Türkçe'de eskiden burada da ama bugün Doğu Türklerinde tapmak sözünün tam karşılığı bulmak. Mesela der ki bir Kazak, Kırgız, Özbek, taptın mı? Buldun mu? Yani? Evet. Onu hatırlıyorum. Peki Hacı Bektaş'la ilişkisi, tabii bu ki, bağ evet. Nasıl oluştu? Efendim,
Şimdi Hacı Bektaş Veli bildiğiniz gibi Nişabur'da doğmuş büyümüş bir kişi. Nişabur. Evet. Nişabur Horasan içinde. Yani geçmişteki Horasan alanın içinde bir önemli şehir. Yani bazen baş şehirlik falan da yapmış olan bir şehirdir Nişabur. Bugün ise İran'ın Horasan eyaletinde bir şehirdir. Horasan eyaletinde. Yani yine İran'da Horasan eyaleti var ve orada bir şehir Nişabur. Eyaletin baş şehri Meşhed'dir. Meşhed dediği de orada 8. İmam Ali Rıza'nın türbesi vardır. Muazzam bir türbe. Yani öyle bir türbe Türkiye'de yok. Bizim bu Safeviler falan çok abartmışlar orayı. Çok süslü püslü yapmışlar. Bütün duvarları aynalı filan. Çok da ziyaretçisi var. Ve o Meşhed'deki türbe ve dergahı akademi haline getirmişler İranlılar. Binlerce kütüphanelik kitaplar korunuyor. Var. Kitaplar, güzel. Yayınları var. Şiili yaymak için merkez kurmuşlar filan. Yani örnek alınması gereken bir yer haline gelmiş orası. Çok da ziyaretçi var. Meşhed dediği de şehitlik demek yani. Şehit oldu ya, zehirlenerek öldürüldü imam. Değinmiştik geçen programlarda. Değil. Evet. Şimdi Nişabur ona yakın bir şehir. Nişabur'da doğdu büyüdü. Nişabur'da doğdu büyüdü. Burada bir ara verelim. Tamam. Kaldığımız yerden devam edelim. Reklamlar. Kişinin yanıldığı bir noktayı düzeltelim. Yani bu konuları düzeltmek konusunda beni yetkin saymalarını dilerim izleyicilerimizden. Çünkü 1977'den bu yana bu işleri inceliyorum. Bırakalım benim incelememi ama Türkistan'da merkez kurdum. Orada birçok değerli bilgini çalıştırdım. Yani mesela Dosay Gencetay ki bizim Ali Yaman'ın yakın dostudur. İkisini birlikte bir de araştırma yapmak üzere gönderdim ve Lahçılar adıyla ya da Allahçılar adıyla bir kitap da ortaya çıktı. Evet. Şimdi dolayısıyla yani çok uzun araştırmalar sonucunda şunu söyledik. Söylüyoruz. 1166 Pir'in yani Ahmet Yesevi'nin ölüm tarihi değil, yer altına girme tarihidir. Bir, yer altına girdi. Ondan sonra 63 yıl yaşadı. Hesaplayın, demek ki 1228'e kadar yaşadı. Ölüm tarihi 1228 ve civarıdır. Ama bir rakam söylemek lazım. Onun için 1228'de öteye gitti. Demek ki 1227'de diriydi hala, buradaydı. Zaten kendisinin de Divan Hikmet'te bir dizesi var. Diyor ki, 125 yaşıma geldim. Hala Müslüman olamadım. Herkes ulaştı, bir ben kaldım. Buna melamet deriz. Ne kadar uzun bir yoldan bahsediyor. Tabii, değil mi? 125 yaşıma geldim diyor. Ama bu şunu da gösteriyor. Demek ki 125'i yaşamış. 125 yıl yaşadı. Yaşıyor. Yani birinci yılımda şu oldu, ikinci şu, 63'te şu oldu falan. 63'te yer altına girdim diyor falan. 125'i yaşamış. Ona bir ekleyin. 126. Dolayısıyla 1228. 1228'de artık Hacı Bektaş Veli genç bir ermiştir. Bu arada onu söyleyelim. Hacı Bektaş Veli Nişabur'da doğdu ve Ahmet Yesevi'nin Nişabur'daki temsilcisi, halifesi olan Lokman Parende'den eğitim aldı. Bu kesin. Yani bunda kimsenin bir itirazı yok. Buna itiraz eden bilim adamı değildir. Yani bu bilinen bir gerçeklik. Demek ki Lokman Parende'den ders aldı. Fakat Hacı Bektaş Veli öyle olağanüstü bir kişilik ki çok çabuk erişti, erdi ve oldu. Ve hocasını geçti. Lokman Parende dedi ki, benim artık sana öğretecek hiçbir şeyim yok. Hatta onun hacılığını ifade eden de bir olay vardır. Hacı Bektaş Veli Hac'a falan gitmedi.
Nasıl hacı oldu peki? Nasıl hacı oldu peki gitmeden? Bu ismi nereden zaten aldı o dönemde sıfatı? Haca gidenlere de hacı denmezdi. Böyle olağanüstü haller ortaya koyanların adı hacı olurdu. Neden? Efendim, Lokman Paren'de haca gitmiş. Hacıdayken canı bir şey istemiş. Ya bizim evde de bu saatlerde bir şey pişirilirdi demiş. Bunu Nişabur'daki Hacı Bektaş duymuş. Manede duymuş. Hemen bir tas bir şey almış, kapmış, Kabe'ye götürmüş, üstadının önüne koymuş ve dönmüş. Bundan ötürü de adı hacıya çıktı. Hacılığı bu yani. Hacı Bektaş ve yani Lokman Paren de diyor ki sen her anlamda beni aştın. Yani benim sana vereceğim bir şey yok. Sen Yesi'ye git, Türkistan'a. O zamanki adı Yesi. Yesi, Yassı. Yesi, Yassı. Yassı kale yani. Evet. Yassı kale, Yassı şehir demek yani. Sen oraya git diyor. Ve oraya gidiyor. Oraya gittiği zaman ki olayları Hacı Bektaş velayetnamesi ayrıntılıyla anlatır. Şimdi Hacı Bektaş velayetnamesi ayrıntısıyla anlatıyor. Neyi anlatıyor? İşte Hacı Bektaş Veli geldi. Evet. Şu oldu, bu oldu. Sonunda Ahmet Yesevi ona dedi ki bundan sonra kutbul aktaplık yani kutuplar kutbu olmaklık makamı Rum'a geçmiştir. Yani diğer Rum'a geçmiştir. Türkistan'dan diğer Rum'a yani Anadolu'ya geçmiştir. Sensin artık bundan sonra. Biz gidiyoruz artık diyor. Sensin bundan sonra kutbul aktap deyip hadi git diyor Anadolu'ya. Yani o zamanki adıyla Rum, Roma ülkesine, Roma diyarı ya o zaman evet. Adı. Oraya git, orada çok derviş vardır diyor. Ama halleri biraz bozuktur. Seni hepsinin başına serçeşme, başbuğ olarak atadık diyor. Hepsinin hocası olsun hepsinin diye hocası gelmiş. Oldu zaten geldi. Peki, bunda tarihi yönden bir aksaklık, hayır aksaklık yok. Çünkü Hacı Bektaş çok gençti. Çok genç iken kendisine bu makam verildi. Çok genç iken... Çok hızlı bir ilerleyiş evet, oldu. Ahmet Yesevi'nin son 1-2 yılında onunla birlikte oldu. Eğitimini tamamladı ve kutsal emanetler birçok kişi beklediği halde ona verildi. Şimdi Bektaş-ı Velayetnamesi bunu söylüyor, anlatıyor. Yine Hacı Bektaş-ı Veli ile ilgili Fevait diye bir kitap vardır. Fevait. Yani faydalılar. Filan anlamında. Orada da yine Hacı Bektaş Veli konuşurken işte Hoca Ahmet Yesevi bir gün dedi ki diye birkaç sefer anlatıyor. Sonra Makalat-ı Gaybiye var. Yine evet, Ahmet evet. Orada da yine anlatıyor. Yani bütün bak kaç kitapta Velayetname'de, Makalat-ı Gaybiye'de, Fevait'te ve en önemlisi yüzlerce yıldan beri Bektaşi kültüründe anlatıla gelen bir gerçeklik şu, evet Hacı Bektaş Ahmet Yesevi ile görüştü. Peki görüşmedi diyenler, görüşmedi diyenler Fuat Köprülü'nün yanlış verdiği bilgiye mütereddit ama o da ikircikli, doğru olmayabilir diyor. Verdiği bilgiyi esas alıyorlar, görüşmemiştir diyorlar. Görüştü efendim, görüştü. Evet, görüştü ve ondan nasibini aldı, yetkiyi aldı, Anadolu'ya geldi. Suruca Karayük'te dergahını kurdu ve bütün onda öyle bir güç, öyle bir enerji, öyle bir maneviyat ve öyle bir bilim vardı ki, öyle bir etkileme gücü vardı ki, Anadolu'da hem kendi yolunu yani Yeseviliği Bektaşilik adıyla yayılmasını sağlayacak kadar yaydı, hem de zaten ondan önce gelmiş olanlar da, gelmiş olan Alevi toplulukları da hep Hacı Bektaş'ın bu başbuğluğunu kabul ettiler. Bugün Türkiye coğrafyasında ve çevrede Hacı Bektaş Veli'yi lider, önder kabul etmeyen herhangi bir Alevi topluluğu yoktur. Öğretilerinde çok ciddi ciddi evet. Hacı Bektaş'ı tanıyanlar, hani bizler de okullarda, derslerde öğretiriz. Eline, diline, beline evet. Sahip ol. Bir de Hacı Bektaş'ta çok hoşuma giden bir taraf, böyle
müritlerine diyeceğim, kesin böyle maddeler getirmiş. Mesela onda kadın hakları da vardır. Talipler dünyada adında. İlk kez kadın haklarının geçtiği yer diyebiliriz. Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerindedir. Evet. Bunu hep belirtiriz. Evet. Peki Ahmet Yesevi'de Tanrı kavramı. Evet. İşin esası bu tabii ki. Yani şöyle bir geçen programda da onun bir şiirini okudum. Yani yine söylemiştik ama bazı konuları çok çok söylemekte tekrar yarar etmekte vardır. Hani, yarar var. Tekrarı ahsen velev kâne 180 diye yarı Arapça yarı Türkçe bir söz vardır. Yani bir şey iyiyse çok çok söylenmelidir. Dolayısıyla yine söyleyelim, Ahmet Yesevi'nin kitabında yani Divan Hikmet'te en çok adı geçen kişi Hallacı Mansur. Mansur'dur. Evet. O Hallacı Mansur yani sadece Ahmet Yesevi'de değil, bütün Bektaşi Alevi şairlerinin baş konusudur. Yunus Emre'nin Yunus Emre'de de. Yunus Emre'de de. Seyyid Nesimi'de de. Evet. Yani tamamında yani. Hepsinde Ahmet Yesevi'yi bahsedenler dışında Ahmet Yesevi'de de olan Hallacı Mansur vardır. Hallacı Mansur'un anlattığı ama bence o da İmam Ali'den almıştır. Onda Nehcül Belagat'a geçen var. Geçen söyleyelim. Yine söyleyelim. Evet. Yani öyle sözleri var ki, yağmuru yağdıran benim, şimşekleri tarakalandıran benim derken İmam Ali ne söylüyor? Ben dediği Ebu Talib oğlu Ali değil, Allah söyle diyor. Yani enel hak diyor. O da söylüyor onu. Yani. Oradan ama neticede bu işi şehidi, bu yolda şehit olan Hallacı Mansur. Dolayısıyla Ahmet Yesevi'nin Allah kavramı da tam odur ve bunların temeli de tabii Türk kültüründen ve Türk töresinden gelen varlığın Tanrı olduğu inancı. Varlığın kendisidir Tanrı. Yani Hristiyanların cennetteki babamız falan dediği gibi bir Allah yoktur bu anlayışta. Cennetteki baba. Yani Tevrat'ı okursanız peygamberle Allah güreş falan yaparlar. Allah Adem'in sesini duymaz. Neredesin diye seslenir falan yani. Çok da girmeyelim. Bu yok. Ama birçok Müslümanın Allah anlayışı da budur. Yani yukarılarda böyle bir çok güçlü bir varlık şey gibi böyle parmağını sallıyor, ol diyor, oluyor filan. Bu anlayış vardır. Bu olması da insan beyninin, gelişmemiş insan beyninin soyutu anlamakta zorlanmasından kaynaklanır. Hep somut bir şeyler söylerseniz, somut bir Allah tanımlarsanız onu anlayabiliyor insan beyin. Geliştikçe soyuta ulaşıyor. Ama Türk inancında ta baştan beri bu soyuttur. Soyut inanç var. Soyut evet. Var yani her Tanrı her şeydir. Her nesnenin içindedir, her nesne de onun içindedir. Yani varlığın dışında değildir Tanrı. Yani var edilenler, açığa çıkmış olanlar Tanrı'nın görüntüsü, onlar içindeki giz de Tanrı'nın gizidir. Bunların tamamı da Allah'tır, Tanrı'dır. Bu inanış, evet, Ahmet Yesevi'de de aynen vardır. Miskin Hoca Ahmet'in canı, Divan Hikmet'ten bize okuyorum. Miskin Hoca Ahmet'in canı, hem gevherdir hem kânı, cümle anın mekanı, ol la mekan içinde. Şimdi söylediğine, Miskin Hoca Ahmet'in canı, hem gevherdir hem kânı. Yani hem kaynaktan çıkan mücevherlerdir, hem de kaynağın kendisidir. Kân, kaynak demek malum, siz biliyorsunuz ama İzleyicilerimiz bilmeyebilir, söyleyelim. Farsça bir sözdür. Kan, kaynak demektir. Bunun anlamı ne? Kaynak ne? Kaynak hak. Hak kaynak. Peki gevher o halk. Hak, halk ayrımı. Halk ne? Yaratılanlar. Ama kaynaktan çıktı onlar. Yoktan değil. Çünkü yok yoktur. Var da vardır. Yok diye bir şeyin, gerçekliğin var olduğunu düşünürseniz Allah'a sınır çizmiş olursunuz. Demek ki Allah yoksa bitiyor. Halbuki o sonsuz. Sonsuzdur. Öyle bir varlıktır ki Allah yok yoktur. Allah yoktan var etmedi. Yokken var etti. Yani
okyanusun dalgası yoktan mı olur? Hayır, okyanustan olur. İşte insanları ve bütün halk edilenleri de dalga gibi düşünebiliriz. Denizin dalgaları gibi düşünebiliriz. Onun için şöyle söylüyor, yine söyleyelim. Miskin Hoca Ahmet'in canı hem gevherdir. Gevher dediği orada yaratılmış olanlar. Hem gevherdir hem kan, hem de o gevherlerin kaynağı. Kaynak kim? Kaynak Hak. Tanrı'nın gizi. Cümle anın mekanı. Yani her ne varsa onun mekanıdır, o her yerdedir. Ama o hiçbir yerde de değildir. Ya şu manadadır o. Yani Allah her yerdedir ama bu Allah'tır diyemezsiniz. Çünkü bununla birlikte her yerde. Ya ona bir mekan yakıştıramazsınız. Allah göktedir dediğiniz anda yerde olmaz. Nitekim şöyle bir anlatım vardır. Ebu Bekir'e geliyor. Yahudi bilginler diyorlar ki, ya Ebu Bekir, sen bu ümmetin en bilgini olduğun için seni başlarına baş yaptılar. Bizim bir müşkilimiz var. Bize lütfen cevap ver, aydınlat. Allah nerede? Şimdi Ebu Bekir Kur'an'dan bir ayeti söylüyor. Ama o ayet kime hitap ediyor? Kur'an'da başka ayetler de var. Diyor ki Allah 6 günde yarattı, 7. günde arşı istiva etti, kapladı. Arş ne? Arş da maddeler aleminin bittiği nur alemi. 9. Orayı kapladı. Yani. Evet, orayı kapladı. Evet. Peki. Yahudi diyor ki, yani Allah oradaysa burada yok mu? Her yerde. Siz diyorsunuz. Her yerde. Ama Ebu Bekir demiyor. Evet. Diyor ki susun diyor. Şimdi kılıcımı getiririm, sizin boynunuzu vururum. Sizin sözleriniz kafirlerin ve zındıkların söylediği sözlerdir. Kalkıp gidiyor adamlar, alay ediyorlar. Sağda solda gittik bunların başkanına. Bir soru sorduk, bizi tehdit etti. İmam Ali duyuyor olayı, dedikoduyu, çağırıyor onları. Diyor ki gelin, sizin ne sorduğunuzu ve size ne dendiğini biliyorum. Cevabı bir de benden işinin. Allah her yerdedir. Onun olmadığı hiçbir yer yoktur. Ama hiçbir yerde de değildir. Ne demek bu? Şu demektir. Allah her yerde olunca hiçbir yerde olmaz. Yani şimdi aklıma kitaba da koydum. Aşk. Aşk yolu değil de Türk'ün inancına Türk'ün koydum. İnancı. Andrejit'in Allah kavramını da koydum. Tanrı inancını. Şöyle başlar Andrejit'in dünya nimetleri. Öğrencisi Nathanael'dir. Öğretmeni Menelku'dur. Der ki Nathanael, Tanrı'yı her yerden başka yerde arama. Her yerden başka yerde arama. Gözün bir nesneye kapılırsa yitirirsin Tanrı'yı. Peki bunu nereden biliyor Andrejit? Bunu Muhittin Arabi'nin Avrupalı aydınlar arasında yayılmış olan kitabından biliyor ve görüşlerinden biliyor. Muhittin Arabi de vahdet-i vücudu en geniş anlatanlardan birisidir. Hep söyleyip duruyoruz. Onda İmam Ali ile ilgili. Evet, İmam Ali ile ilgili sözünü yine söyleyelim. Değil. Geçen hafta söyledik, yine söyleyelim. Heba diyor, Tanrı'nın ilk tayyünü, yani ilk yarattığı, kendi nurlarından yarattığı alem, ilk yaratılış basamağı hebadır diyor. Onu bize de Ali öğretti diyor. Ebu Taliboğlu Ali öğretti ve Muhammed diyor o alemin en büyük kişiliği, onun en yakın dostu Ali'dir. Ali bütün alemin imamı ve bütün nebilerin sırrıdır diyor. Bir daha söyledim ama bunu birkaç sefer söyleyelim de iyice yerleşsin zihinlere. Ne demek istediği de düşünülsün. Böyle bir kişilik. Yani şunu söyleyeyim. Kimse bana ya Muhittin Arabi'nin şu sözü var, ona da katılıyor musun demesin. Muhittin Arabi'nin söylediği her söze katılmak zorunda değil. Öyle bir şey yok. Yani netice katıldığımız noktalara da değiniriz tabii ki. Olur ama evet, bu evet. Sözü bana çok ilginç gelir ve tekrar ederim. Demek ki Allah inancı böyle. Vahdeti din peki? Din. Din. Hı. Ahmet Yesevi bir Türktür. Dolayısıyla Türkçe söylemiştir. Şimdi siz bana dini sordunuz. Ben dili anlatıyorum. Ama ayrım yok. İkisi bir yere çıkacak. Ahmet Yesevi hem hikmetlerini Türkçe söyledi, hem yerinde, mescidinde, mektebinde
Türkçe eğitim yaptı ve Türklerin ancak Türkçe tapınmakla erişebileceklerini söyledi. Anlam yoksa hiçbir yararı yoktur dedi. Her sözün anlamını bilmek lazımdır dedi. Onun ortaya koyduğu din Türk Müslümanlığıydı. Ona itiraz ettiler Horasan alimleri. Horasan'da Fars kültürü yaygındı o zaman. Dediler ki bu nasıl şeyh? Bu nasıl mürşid? Arapça söylemiyor, Farsça söylemiyor, Türkçe söylüyor. Onlara cevap verdi. Özgün hali şöyle. Hoşlanmaydur alimler, siz aytken Türkini. Ariflerden eşinsen açar köngül mülkini. Ayet hadis manisi Türkî bolsa muvafık. Manisini bilgenler yerge koyar börkünü. Miskin kul Hoca Ahmet, yedi attana rahmet. Fars dilini bülüben, hup aydatır Türkini, aytadır Türkini. Ya bugünkü Türkçe'ye şöyle çevirdim ben. Sevmiyorlar bilginler sizin Türkçe dilini. Bilgelerden dinlesen açar gönül ilini. Ayet hadis anlamı Türkçe olsa anlarlar. Anlamını bilenler baş eğip dinlerler ya da uyarlar. Evet. Miskin kul Hoca Ahmet, yedi atana rahmet. Fars dilini bilir de sevip söyler Türkçeyi. Türkçeyi, evet. Esas olan Türkçedir. O zaman ibadet Türkçeydi. Türkçe. Dine bakış Türkçeyle. Türkçe düşündükleri için tabii. Türkçe yaptılar. Türkçe ve evet. Türklerin tapınma biçimlerin içine yani Allah'a evet. ulaşma biçimlerin içine Ehl-i Beyt çizgisindeki İslam'ı koydular. Ehl-i Beyt çizgisindeki. Şimdi birileri diyor ki peki ama ya bunlar Alici ise ki tabii Alilidir yani Ahmet Yesevi'nin söylediği söz Hoca Ahmet'e medetkar Şiir-i Huda Ali'dir. Yani Hoca Ahmet'in yol göstericisi elinden tutup onu ulaştıran kişi yani başbuğ tanıdığı kişi Şiir-i Huda yani Allah'ın arslanı Ali'dir. Tamam. Yani yol Ali yolu. Çok az bir süremiz tamam. kaldı. Yine söyleyelim. Evet, evet. Türkçedir ve şu söyleniyor. Canım onlar Alici'yse niye Ali gibi yapmıyorlar? Yok Ali gibi yapıyorlar. Ali Arap'tı. Arapça konuşuyordu. Gayet tabii olarak tapınmasını Arapça yapıyordu. E bunlar da Türk. Ali'nin yaptığını yaparak öz dillerinden anlam ile gereğini yapıyorlar. Hem Yeseviler, hem Bektaşiler, hem Aleviler. Eğer Türk iseler. Arap iseler de Arapça yapsınlar. Fransız iseler de Fransızca yapsınlar. Şimdi bir Japon Alevimiz var. Japonların Alevi olması çok kolaydır diyorum. Efendim hocalık yapıyor Mersin'de. Japon Alevi olmuş. Yani Şintoizm'den Alevi'ye geçmek hemen yan tarafa geçmek gibi bir şeydir. Yani çok kolaydır çünkü Şintoizm de eski gök tanrı inancının devamıdır. Efendim dönüp eğer bir Alevi topluluğu oluşturursa Japonya'da Türkçe mi yapacak? Tabii ki Japonca yapmalıdır. Nasıl doğrusu bu. Şu anlam evet. ile olmalıdır. Evet. Başka vaktimiz varsa söz çok. Teşekkür ediyoruz peki. Sayın Namık Kemal Zeybek. Ben Hüsniye Düzgün. Gelecek programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.